Başlıyoruz. Değerli dostlar, arkadaşlar, aslında uzun bir açış konuşması yapacaktım ama arkadaşım şu an yolda geliyor. Dolayısıyla yolda anlatırım. Ama kısaca işte buradayım, Katar'dayım. Bir yazı da burada geçireceğim. Öyle görünüyor. Dolayısıyla dedim ki vlog. Biraz videolar çekeyim. Hem burada neler yapıyorum, hem Katar'da neler oluyor. Onların üzerine bakalım. Böyle başlayacağız şimdi. Başladık hatta. Şimdi arkadaşım gelecek. Benimle işte aynı şirketin, gaz şirketinde çalışıyor mühendis olarak. Onun çocukları da, o ve arkadaşların çocukları da benim öğrencilerim. Şimdi o Barış'la beraber şeye gideceğiz. Buranın en böyle lüks mallarından bir tanesine, alışveriş merkezine gideceğiz. Ama tabii ki de ne için gideceğiz? Gitar almak için gideceğiz. Orada bir Yamaha bir shop var. O shopta Yamaha bayisi Yamaha gitarları satıyor. Hem eşine bir tane aldık. Şimdi bir tane daha alacağız bakalım. Bir de klasik gitar beğenmişler. İndirim de varmış. İşte kısaca böyle. Vallahi işte ne demişler? Kervan yolda düzülür. Bir çıkalım bakalım. Orada yolda konuşuruz artık. Deniz gelmiş, bakalım niye gelmiş. Aynısı bende de var. Aynısı değil gerçi, benzeri. Biliyor musun? Aynısı ya, DJI ha. He, DJI Osmo. Şirket verdi bize de. Aa, hediye değil mi? Size verdi mi? Yok, ben kendim aldım. Bize vermediler yani. Şu zındıklan yok yalnız bizde. Bu ayrıca aparat ben aldım. He, o ne işe yarıyor öyle? O, şimdi hocam bir dakika, şöyle yaparsak. Bak gördün mü? Ha, benim de onu. Ben de diyorum lan, o olmadan nasıl olacak bu iş diyor. Ekranın üzerinden yapabiliyorsun ama. Ama zor çok oluyor zor. Hocam. O şey, bu kaç lira? Bakarız şimdi, şeyde var, orada bir mağaza var. Bendeki de aynısı, DJI Cosmo değil mi bu? Hı. Aynısı. Peki bu niye sana mı odaklandı? Bana dönmüyor. YouTuber olacağım diyorsunuz. Tamam, vlog başladık. Beni çeksene oğlum. Sana, seni çekiyor. Seni daha şey gördüm. Sevdi beni. Şurada stat var. Bilmem görüyor musunuz? Bu yeni yapılan stat Dünya Kupası'nın statlarından bir tanesi olacak. Bir polis arabası geldi yanımıza. Evet. Şöyle göstereyim çevreyi de. Evet, işte burası Coastal Road. Buradan şimdi biz El Cor'da yaşıyoruz. Yaklaşık bir 30 kilometre kadar uzaktayız şehirden. Şimdi gideceğimiz yer de aslında tam şehrin merkezinde değil, biraz daha dışarıda. Güzel bir yer, büyük bir yer. Pahalı bir yer, büyük markaların olduğu bir yer. Ama dediğim gibi biz o gitar almaya gidiyoruz. Belki bu Osmo paket içinde bir şeyler bakarız. Benim de aklımda var. Elektronikçi mağazaları da var, elektronik eşyaları satan. Bu tür ekipmanları satan yer de var, yerler de var tabii ki. Evet, ne anlatayım? İşte buradayız, Katar'da kalmaya karar verdim. Bu arkadaşlarımdan bazıları da öyle karar verdi. Dolayısıyla dedim ki böyle işte mesela bugün bir alışveriş yapmaya gidiyoruz, gitar alacağız. Böyle başlayayım dedim bence. Ben de bir vlog denemesi olsun bakalım. Sonra başka yerlere de gideceğim tabii. Daha tabii alışveriş merkezi değil, daha ne bileyim, tarihi turistik yerlere de gidince onları da çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Müzik videolarımı zaten paylaşıyorum. Bu kamerayı da o yüzden aldım. Daha iyi bir çekim yapabilmek için. Aslında sesleri başka bir aletle kaydediyorum artık. Dolayısıyla kamera önemli ama ses daha önemli. Dolayısıyla işte araştırırken falan bu kamerayı buldum. Osmo Pocket DJI'ın. Sonra işte birkaç seyredince ve görünce anladım ki vlog'da da kullanılıyor. Çeşitli opsiyonları var. İşte onları da keşfetmek istiyorum ama yapa yapa öğreneceğiz. Şu an ilk deneme.
Hatta bir kadraj sorunu yaşadık mesela. Demin denize odaklandı, beni görmedi. İşte bunun gibi böyle hareketli objeleri takip etme özellikleri vesairesi falan var. Ama yavaş yavaş öğreneceğiz. İşte sadece içeride değil, içte işte müzik videolarında değil. Öyle dışarıda gezip bunları da kaydetmek istiyorum. Size göstermek istiyorum. Hem Katar'ı merak edenler için değişiklik olabilir. Başka ne diyecektim? Ha, dışarıdaki ses kaydı için şu an kendi üzerinde bulunan kameranın üzerinde bulunan ses aygıtını kullanıyorum. Harici bir şey düşünmedim, düşünmüyorum da. Bakalım buradan çıkan sonuçlara göre neler yapabiliriz, ne ilave edebiliriz veya gerek var mı her şeyden önce? Bakacağız, göreceğiz. Önce bir şu bir kayıt yapalım bakalım. Evet, işte böyle. Evet, size demin Albert Stadyumu'nu gösteremedim çünkü polis geldi, dibimdeydi. Ne olur ne olmaz kamerayı çıkarmak istemedim. Bu diğer bir stadyum, umarım görüyorsunuzdur. Bunu evet işte böyle construction, inşaat halinde devam ediyor. Dünya Kupası 2022, Dünya Kupası için hazırlıyorlar. Evet, böyle. Yavaş yavaş gelmek istediğimiz hedefe doğru yaklaşıyorum. Evet, şu an saat 4.30. Genelde bu saatleri tercih ediyoruz dışarı çıkmak için. Çünkü şu an 38 derece olması lazım sıcaklığın. İşte bu saatlerde çıkıyoruz, işimizi hallediyoruz. Böyle gün batımı falan veya akşam saatlerinde, sabah saatlerinde dışarı çıkmak. Gündüz yani 8'den sonra diyeyim veya işte 8'de 3-4 arası çok sıcak oluyor, inanılmaz. Şimdilik bu kadar. Burası golf kulübü. Böyle büyük bir alan var burada. Golf oynuyorlar abiler. Sıcaklarda nasıl oynuyorlar bilemiyorum tabii. Ya galiba şey, 65. Videodan fotoğrafa geçmişiz. Orada çektiklerimizin büyük bölümü fotoğraf olarak. Gerçekten mi? Aynen. Neyse. Şunları çekelim var. Açalım mı paketini de arabayı? Evet, şuradan sağdan gideceğim. Şu yıl temizden sonra buluşalım da açılacak ya restoranlar. He evet. Ay şey yapalım. Ha, pardon. Pardon. Otur bir evde çay kahve etten şey bir şeyler yiyelim. Tamamdır. Anlaştık. Şey yaparız. Ben dediğim gibi gitarım şey olsun. Tamam. Alayım arayacağım. Zoom'la falan şey yaparız. Tabii tabii. Görüşürüz. Hadi hadi hayırlı olsun. Estağfurullah, ne demek. Kolay gelsin. Evet. Bu alışverişimizi bitirdik ama galiba bir kısmı fotoğraf oldu. Şeyden, acemilikten. Artık bakalım. Ben de aldım bir şeyler. Bir tane almadım tabii ama olsun. Evet. Molumuz böyle. Şöyle çekileyim. Evet, burası da West Bay dediğimiz şehir. Şöyle görebiliyor musunuz? Gelmişken biraz şöyle birazdan Corniche'e doğru gideceğiz ama bakalım orada çekim yapabilecek miyim? Şöyle genel açılarla göstereyim size Katar.
Evet, Korniş burası sahil yolu diyebileceğimiz bir alan. Çok güzel bir yerdir burası. İşte bizim biraz İstanbul Bakırköy'e benziyor sanki. Şimdi Eskişehir'e doğru gidiyoruz. Old Town. Şu karşı taraflar şöyle. Burada böyle gösteriler falan yapılıyor. Etkinlikler. Burada hazır bir sahne var. Karşıda İslam Sanatları Müzesi var. Oraya da gitmeyi düşünüyorum, bakalım açılsın. Daha gidemedim yani bu sene. Beraber gezeriz. Güzel camiyi size gösteriyorum burada. Bu tarafta da suk var. Çok eski bir alışveriş merkezi diyelim. Bizim kapalı çarşı gibi. Çok keyifli bir yer. İşte tekrar göstereyim. Evet.